Eylül 2022 Salı. Ben Yusuf Özer. Yine ilk gün ekranlarında beraberiz. Her hafta Salı günü siz değerli izleyicileriniz için mahalle mülki amirleri olan muhtarlarımız konuşur programıyla yine beraberiz. Bugünkü konuğumuz Akıncılar Mahallesi Muhtarı Sayın Zekeriya Savutan'la beraberiz. Değerli muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar muhtarım? Çok şükür vallahi insan olduğu sürece, hayatta sürece sıkıntı bitmeyecek, devam edecek. Bu sıkıntılarla beraber devam edecek hayat. Muhtarım, mahalleniz sizi güler yüzünüzden çok seviyoruz. Güler yüzlü olduğunuz için, insanlara cana yakın olduğunuz için, sıcakkanlı bir insan olduğunuz için, yanılmıyorsam bu üçünü dönemeyiz. Üçünü dönemeyiz, evet. Ben ilk soruma sayın muhtarım soruyorum. Biraz kendinizden bahsedebilir miyiz muhtarım? Ben Zekeriya Saltan, aslen Malatya Çimanlıyım. Ama şimdi Adana'da moda olmuş, işte nerelisin? Şuradan, buradan geldim, şuradan geldim ama ben aşağı yukarı 51 yaşındayım, burada doğdum. Aslen Malatya'dayım, aşağı yukarı 60'da gelmiş babam gibi. Aşağı yukarı 52 senedir aşağı yukarı buradayım, yarım asırdır. Yani doğmak bu Adana çocuğum, işin gerçeği. Futboldan gelmeyeyim, harita kadastro mezunuyum ama amatör, profesyonel, altyapı. Buradan gelmeyi. Spor mesleğinizden nazaran biraz daha ağır basıyor herhalde muhtarım. Tabi o kanımızda var spor. Hele futbol. Bu bizim anımız damarımızda var. Bilmiyorum. İşte yani burada 51 yaşındayım. 3'ten bir mahalle muhtarıyım. Futbol, esnaflık, harita kadastro, siyaset tabi yine bir yerimizden değil mi? Değil mi? Muhtar da olsak bu hepsi bizden var. İlan köşede. Evet, aynen. Evet. Peki muhtarım şöyle söyleyeyim. Akıncılar Mahallesi'nin nüfusu kaçtır? Biraz mahallemiz hakkında bilgi alabilir miyiz? Akıncılar Mahallemiz Adana'nın hemen hemen köklü diyeceğimiz çok eski mahallelerinden bir tanesi. Evet. 10.000, 12.000 arası nüfusumuz değişiyor. Çünkü kiracılar, gelenlerle beraber ortalama 10.000 diyelim nüfusumuz. 6.000-7.800 seçmenimiz var. Evet. Aşağı yukarı. İşte genelde mahallemizin nüfusunun işte %40'ı muhacir, Selanik göçmeni dediğimiz. Şu an %20 Roman demirci dediğimiz vatandaşlarımız. %10 Suriyeli ve Afgan göçmen dediğimiz vatandaşlarımız. Genelde aşağı yukarı %50'si de yerli dediğimiz Adana yerlisi vatandaşlarımız. Yer almakta. Mahallemizde maalesef üretim yok. İşte genelde Sabuncu Allah'tan da denesin buradan. Sabuncu ailesine, Sabancılara ve Sabunculara. Mahallemin aşağı yukarı %80'i emekli, buradan emekli. Onlardan Allah razı olsun, yaptıkları yeri bu olsun. Yani genelde mahallemizin yarısı, gelir seviyesi emekli. Üretim yok. Geçimi işte asgari ücretli. Genelde. İşte esnaf, iş montacı dediğimiz böyle bir mahalle. Peki sayın muhtarım, yerel yönetimlerden memnun musunuz? İstediğiniz hizmetleri alabiliyor musunuz? Ya şöyle, isterseniz yerel yönetimlerden Adana Büyükşehir Belediyesi. Yani o bizim, ben şöyle baktığımda abimiz. Hani, sayın Zeydan Karar. Zeydan Karar, abimiz, büyüğümüz. Yani Adana Büyükşehir değil de büyük. Zaten ismi de değil mi? Büyükşehir Belediyesi'nden yüreğim ve böyle kardeşimizden, kardeşi diyelim. Ben önce kendi bulunduğum Yüreğim Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaespir Bey, buradan da selam söylüyorum. Gerçekten siyasi değil, benim bakış anlayışım da yerelde, belediyelerde ben Fatih Bey'le yaptığım 3 yıldır beraber, 3,5 yıldır. O yeni seçildi. Biz 3 dönemdir muhtarız. Örnek veriyorum. Ben genel alanlarda memnunum. Tabii isteğimiz yok mu diyeceksin. Hani dedim ya ben yayına başlarken muhtar isteği bitmez. Sizi yakalamışken de söylüyorum bunları. Buradan başkanıma teşekkür ediyorum. Bizim buradan Yusuf abi diyeyim. Yusuf abi bizim bir tane Akıncılar'da Şehit Mehmet Kul Parkımız var. Adı mükemmel. Şehit. Buradan da ona rahmet olsun tüm şehitlere. Allah rahmet eylesin. Işte. Şimdi Şehit Mehmet Kul Parkı orada yazarken ben şöyle geldiğimde bir vatandaş olarak önce onur duyuyorum.
yani sermiyorum. Yalnız burada çok kötü durumda. Haftalar, madde bağımlıları, bu konuştuğum basınlar gibi konuş, sizin gündem yaptığınız şeyler devam ediyor. Sağ olsun Fatih Bey'le görüştüm başkanımla Koca Eskin'de. Dedi, Zekeriya Muhtar söz dedi. Burayı çok amaçlı, Şehit Mehmet Gül çok amaçlı salonu yapacağım dedi. Spor tesisi yapacağım diye bir şey yapmış. Yani o, evet öyle bir şey ver. İnanıyorum yapacak da. Kendi sayfalarından da yayınlanırlar zaten. Evet, yani onu buradan yine yakalamışken sizi söyleyelim. Yine eski sinema sokağında başkanımızın başlattığı nostalji sokağı. Her mahallede böyle eski sinema sokağı. İşte Kocaeli'de belki başka bir yoldadır. Mesela bizim eski sinema sokağı dediğimiz zaman eski Türkan Şoraylar'ın, Güney Tarkınlar'ın gelip gittiği, eski dönemin büyüklerimizin anlattığı bir yer. Burada bir çalışma yapıyor. Elektrik kabloları yerin altına alınıyor. Burada bir çalışma var, güzel bir çalışma. Duvarlara sanatçı isimleri yapılıyor. İşte bu evler kullanılıyor bu sokakta. Güzel bir çalışma var. Bunun başkanımızdan ricam, bunu biraz hızlandırılmasını istiyoruz. Esnaf mağdur oluyor. Tekrar Kocaeli Başkanı'ndan spora yardım alıyoruz sağ olsun. Topuydu, malzemesi sağ olsun. Şimdi her şeyi inkar etmemek lazım. Buradan ricamız spora biraz daha ağırlık verilmesini. Ya işte spor her şeyi kapatıyor. Mesela biz kendi mahallemde Hedef 01 spor kulübünü kurduk bu sene. Yanımda mesela Özgür Nasuh, ben zaten gelmiş spordan gelmeyim, eski futbolcular. Örnek veriyorum, Mahmut Çalık, Arap Mahmut dediğimiz arkadaş, mağaramız, o yanımızda. Erdem Kesel başkanımız yanımızda, yani böyle bir ekibimiz var. Şu an mesela yeni kurmamıza rağmen 80 tane sporcu, düşünebiliyor musunuz? Orada, Cuma mı dersiniz, ne dersen hani dersiniz, Adana çocuk bunlar kimler mi dersiniz? Orada yani geri bırakılmışlık var. Biz orada şimdi bu parkın içinde düşünebiliyoruz. Burada Halkçı'nın, Şarapçı'nın, Kasçı'nın olduğu yerde spor kulübü kurup orada 80 tanesini 100 tane çocuğa hizmet veriyoruz. Gençlere imkan veriyoruz. Yani buradan başkanımdan onlara bizim kolumuza girmeler, biraz daha kolumuza girmeler istiyoruz. Bu arada tabii Büyükşehir'e gelirsek Büyükşehir'e buradan Zeynep Karalar Başkanı'na, ben kendi şahsıma mahallem adına selam söylüyorum. Bizim yaptığımız tesiste sağ vakfımızı, kulübümüzü, konteyner evimizi, soyunma odamızı sağ olsun yaptılar. Şimdi çocuklarımız banyo yapabiliyorlar, tuvaleti var, oturma yerimiz var. Yani bir güzel bir spor bir çalışmamız oldu sağ olsun. Yani tabii istek bitmez çünkü alan çok farklı işin gerçeği. Evet. İstek bitmiyor, evet. Peki Sayın Muhtarım, şöyle söyleyeceğim. Hadi ki belediye başkanımızdan da övgüyle bahsettiniz, aldığınız hizmetlerden dolayı. Gerek Fatih Koca İsmir'den, gerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Peki ben şöyle bir soru soracağım. En çok hizmeti Büyükşehir'den mi, Yüreğ'den mi? Şimdi Yusuf Bey, güzel, çok güzel hizmet yarışında tabii. Şimdi Adana Büyükşehir'de, Çukurova'da Adana çocuğu. Bizim geçen konuşmak lazım. Şimdi 5 tane merkez belediyemiz ilçeyle ilgili var. Evet, Sarıcan, Çukurova, Seyhan. Evet, Büyükşehir. Ya bir şimdi gerçeği şimdi doğru konuşmak lazım. Yüreğin 107 mahalle var yani. Düşünebiliyor musunuz? 107 muhtar var. Adana'da 829 tane muhtar var. Evet. Ve mahalle var. Bunların istekleri kafanızda canlandırın. Biz tabii Yüreğin'de biraz şanssızız. Nasıl şanssızız? İşin gerçeği fakir, taşra dediğimiz bize genelde Yüreğin'de işin gerçeğini konuşmak lazım. Evet. Şimdi bir Çukurova'daki vatandaşımız da maalesef Yüreğin vatandaşımızın maddi seviyesi de hizmet alanında farklı. Geçerli olmak lazım. Tabii ki. Şimdi tabii biz belediyelerden Soner Başkan'dan, Soner Çakır'dan buradan selam olsun. Yani ben kendi şahsıma bakıyorum. Oradan gidiyoruz, görüyoruz. Sıkıştık mı için gerçeği Soner Bey'i de arıyoruz. Yalan mı söylüyorum? Akif Bey'i de arıyoruz. Buradan mesela Sarıçam Belediye Başkanımız İlhan Bey'dir, İlhan Mullah Bey'dir. Ne yapsın buradan selam olsun. Arıyoruz yani için gerçeği. Çünkü biz muhtarız. İstiyoruz yani. Vatandaşın varız. Tabii o sizin sorduğunuz soru hani muhtara zor bir soru aslında. Hani hizmet anlamında. Gerçekten biz mesela ben Zeydan Bey'e kendi şahsıma
Tabi bilmiyorum, burada arkadaşların değişik problemler olabilir. Ben şahsen Zekeriya Saltan olarak ben Akıncılar Mahallesi adına, Adana adına, Müleyir adına, vatandaş adına ben görüşemiyorum, ulaşıyorum. Ya bugün olmasa bir saat sonra mutlaka bir görüşme, Kocaeli'nin başkanına ulaşıyorum. Soner Çetin'e, Bilal Bey'e, bir Akif Akay'a biraz ulaşabilirim ama öbür dört tane belediye başkanına ulaşıyorum. Zeynep Bey'den, yani işin gerçeği hizmetin bir yönü, ben geldi şahsıma, Zeynep Bey'den aldım. Kocaeli başkanı da yapıyor desem burada, yiğidin büyük hakkını yiğide vereceğim. Fatih Kocaeli başkanı, Fatih Mehmet Kocaeli başkanımız da Allah'a ulaşıyoruz. Şey yapıyor, yetiştiği yere kadar. Yani biz ben işin gerçeği, belediye başkanlarından memnunum, geldi şahsım. Ya şöyle söyleyeyim değerli muhtarım, zaten Fatih Koca İspes tamam İktidar Partisi'nin bir belediye başkanı. Evet. Ama başkanlık makamına oturduğu 2019'dan bu tarafa bakacak olursan hedefimiz hep insan sorununa yönelik devam etti. Hiçbir zaman partinin gücünü ön plana çıkartmadı. Allah için değil mi? Allah için. Benim işimden önce hizmet dedi. Doğru. Bunu defalarca basın toplantılarında birebir şahsen görüştüklerini birçok şeylerde ağzından duyduğum kelime buydu. Ve Güney'in kalbinde de hakikaten bir fark olmuş. Evet. Yani halkla, muhtarla, insanlarla, toplumla iç içe olmuş. Peki kentsel dönüşüm mü orada bir olay var sayın muhtarım? Fatih Koca İsmail bu konu üzerinde ısrarla ve ısrarla gidiyoruz. Evet. Yani yüreğin çevresini değiştireceğim mi? O mesela siz de biraz önce bahsettiğiniz gibi tabii ki Akıncılar Mahallesi biraz kırsal taraf olduğu için, göç alan bir taraf olduğu için ve Adana'nın en eski mahallelerinden biri olduğu için ister istemez binalar eski yapı. İlk yapıldığındaki binalar. Evet. Kimisi kiremitli, kimisi tuğlayla, kimisi öyle böyle derken. Kentsel dönüşüm ilgili. Evet. Oraya ne gibi hizmetler gelir? Ya şimdi Fatih Mehmet Kocaeli Belediye Başkanımız o konuda ısrarla ben İngilizce içerisine değiştireceğim. Ben demin sizin konuştuğunuz şeyleri teyit ediyorum. Gerçekten Fatih Bey'le ben hiçbir siyasi partinin gözetmeden şey yapıyorum. Duymadığında ekstra biraz da samimiyim. Gece açar konuşuruz. Yani şeyimiz güzel yani diyaloglarımız güzel. Bugüne kadar bana ben kendi şahsıma sizin o dediğiniz şeyler hepsini teyit ediyorum. Hiçbir siyasi ABC hiçbir şekilde duymadım ve görmedim de. Gerçekten o yüzden yüreğimi şanslı, gerçeğe konuşmak lazım. Kentsel dönüşüm de Zeynep Başkan'la hükümet olması münasebetiyle. Evet. Ben bir muhtar, muhtardan ziyade vatandaş olarak daha güzel diyaloglarla bu kentsel dönüşüm çünkü malumunuz gerçekten zor bir şey. Evet. Yani ulaşma. Bugün Sinan Paşa'yı görüyorsunuz. Ha bu arada hakkını yemeyeyim. Sinan Paşa muhtarı da burada Arif Palan'la selam olsun dedi. Gelirken dar alanda oldu. Dedi, dedim seni çağırayaklar gündeme geliyor ama gözünü sevim dedi muhtar. Sinan Paşa'nın kendisine dönüşümü gözünü söyle. Buradan söyleyeyim. Yani biz Fatih Bey'le Zeynep Bey'in bu kentsel dönüşümde bir şekilde tabii hükümet olması asabiyle, tabii Müslüm abi için gelse biraz daha Fatih Bey'in bu işe biraz daha abi Zeynep Bey dedik ama yatsa da dedik ama ya Fatih işte. Bey'in de hükümet olması asabiyle biraz daha Zeynep Bey'i biraz daha kucaklaması ben geniş aslında istiyorum geniş aslında. Şimdi yaş olarak en büyük belediye başkanımız desin hani Seyhan'da Akif başkanımız var. Ondan sonraki gelen kişi zaten adam Büyükşehir Belediye Başkanı. Hepsinin abisi. Evet. Gibi gidiyor. Peki muhtar bir de şeyi sorayım. Şimdi kentsel dönüşümü evet Fatih Koca İspir sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Zeydan Karadağ'ın zaten koordinatör biçiminde sürekli istişare. Biz memnunuz. Evet, evet. Bir de oraya doğal gaz olayını getiriyor. Sayın Koca İspir. Evet. Doğal gaz yüreği götürür mü? Taşıyabilir mi? Altyapısı buna müsait mi? Şimdi... Yani siz kendi mahallenizden bir baz alarak Akıncılar Mahallesi. Evet. Ya şimdi İşin gerçeği doğalgazla ilgili vatandaşta müthiş talep var. Ben mesela bizimki biliyorsunuz müstakil. Evet, iki üç kat. Güvercin dolabı gibi. Evet. Yani yaptırmışız babalarımız. Nüfus çok bizim yeni nesil gibi değil. Evet. Şimdi mesela ben üç çocuğum var. Ama sizin babanız. Hanıma desek ki böyle böyle hanımın gözleri büyüyor. Dördüncü çocuğu diye örnek veriyorum. Ama babalarımız, analarımız
Allah hepsine rahmet etsin. Yaşayanlara hayırlı versin. Onlar mesela latifesini yani onlar o gün şartlar demek biraz kolay mıymış diyeyim yani ayrı boyutu da o. Mesela bizim çocuklarımız orada yani o kendi şeyle ilgili doğalgaz zengin batında müthiş istiyor. Ama Yusuf abi problem şu şimdi yani ekolojik dengenin aynen yüreğinin şeyi ele veriyorum yani. Yani şu an kendim gerçekten konuşmak lazım. Yani ben kendi mahallemi çalışıyorum. Kentsel dönüşümü hani yapmadan şimdi doğal gazı getirip vermezsiniz. Şu an sınav başına görüyorsunuz yani. Evet. Ben muhtarım bitecek hala bak 13 sene oldu. Hala yani 4'lük bir çözüm 3 sene 15 sene çözüm yani. Çözülecek. Bugün çözülecek. Her gün çözülecek. Altyapımızın ben kendi şahsıma doğal gazı şu an uygun değil. Benim görüşüm. Çünkü bu sefer belediye izin verdi. Fatih Bey Allah var. Fatih Bey izin veriyor. O konularında çok sadece Fatih Bey izin veriyor. Doğal gaza izin veriyor. Mesela ben burada maliye üstü 90 sokağı var Akıncıların. Tam doğal gazı getirdik. Kırdık, yaptık, ettik. Şimdi bunun vatandaşı ekstra bir maliyeti var. Maliyeti var. Bir de işin gerçeği maliyet çok düşük olur. Vatandaş kaçmaz. Ama bizim burada abi yani işin gerçeğini konuşmak lazım. O parayı bağlamaz yani insan. Bağlamaz. Ha bak ben sistemi olsa hani kentsel dönüşüm var. Yapmışım o ayrı. Ama bizde hepsi müstakil. Hepsi adam tuvalete giriyor. Birini banyo birini görüyor. Bir içeceğiz. İmar yok hani örnek vereyim. Ama düzenli biri. Mesela sizin baştaki Yavuz Atatürk Toki gibi olsa başlarcı. Tamam. Ama yerleşik 60 yıllık kanalizasyonlar Müslüman doğalgazın yanlış asıma çok güzel olacağını ben inanıyorum. Fatih Bey de buna çok açık. İzin veriyor. Şimdi Sayın Muhtarım zaten Fatih Bey diyoruz da şunu söyleyeyim. Hani bölge olarak hani muhtarlık yaptığımız ilçenin belediye başkanı zaten şunu söylüyor. Yıllarca zaten bu Yüreğli ilçesi kurulduğu günden beri Selahattin Eşbek döneminden bugüne kadar gelen kentsel dedi, giden dönüşüm dedi, kimse el atmadı. İşinde zaten en son el atan, ısrarla ve ısrarla bu olanın üzerine gidiyorum. Hatta bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla yıkımına başlayan Fatih Koca İsmi'de kısmet oldu. Evet şey yapıyor Allah var şimdi yani. Yani konuşmalarında şunu söylüyor her zaman. Bizim bir hedefimiz insan. Yüreğli diyor evet çok göç alan bir yer, çok kırsallı bir yer, çok geride kalmış bir yer. Evet. Bu tabloları yıkacağız diyor. Evet. Ama birdenbire olur mu? Mümkün. Zor bir işin gerçeği, yani, zor bir iş gerçeği. Yani kentsel dönüşüme girmişken diyor, bu altyapı diyor, doğalgaz sistemi de diyor, kimisi çektirdi, kimisi çektirmez, biz diyor, döşeyelim diyor. İleride bir insan evet. Alacağı zaman diyor, zorluk çıkmaz diyor. Malını çektirsin, yani, isteyen alsın. Evet, yani onu da doğalgazını istiyoruz yani, sıkıntı var, ben istiyorum, ben gelişim, bunu istiyoruz yani. Peki muhtarım, biraz önce size bahsettiniz. Orada sizin bir şeyiniz var. Amatör bir spor kulübünüz var. Evet. Bununla ilgili. Ya şöyle, şimdi baktık biz arkadaşlarla oturduk. Dedik ya, şimdi burada sıkıntılarımız büyük. Yani burada anlatsak 3 gün sizler yayın yapmam lazım. Doğru. Siz de bizim bölgeyi kiremit tane, işte Adana'da nasıl bu tarafta Barbaros, Hürriyet, o tarafta da bizim kiremit tane, Akıncılar, Yavuzlar, yani hepsi işçi şeylerimiz. Şimdi orada gerçek şeyler var. Hepimizin bir yadan aldım bilgilerini bulurken bildiği şeyler var. Şimdi burada düşündük. Maddiyatın olmadığı yerde üretim olmadığı dedik ki ya ne yaparız? Spor, futbol. Maalesef yüzme, kickbol yani basket güzel ama maalesef diyorum futbol insanların %90'ının akın edebileceğini, akın edebileceğini, onu düşündük. Sonra dedik, arkadaşlar İmmet Yolsu'ydu, bir takımı bırakmışlar arkadaşlar, hani bırakmışlar bir mahalle, futbol kulübünü. Biz futbol kulübünü aldık, işte 11 ay oldu. Adını da Hedef 01 Gençlik Spor Kulübü koyduk. Dedik Hedef, yani Adana Gençliği. Mesela bir karar aldık yönetim arkadaşlar, dedik ki 11 yaş, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 yaşına kadar çocuklarla ulaşacağız. Lisans çıkarıyor. Bunların maçlarına. 16 yaş üstüne girmiyoruz. Bir çocuklarımız. Buradan çok güzel şeyler oldu. Mesela bu 12 takımımız ilk katılım şeyde şampiyon oldu.
Bu 14 takımımız şampiyon oldu. 4 kategoriden ikisinde şampiyon oldu. Katılmamızla beraber. Çok güzel. Şimdi tabii buradan sizin vasıtanızla demin dedim ya belediye başkanları için muhtar işi gerçeği, belediye, kaymakamı, biz amirimiz kaymakamımız zaten bizim amirimiz. Şimdi biz kaymakamaya gidiyoruz tamam. Ama sonuç belediye başkanlarımız. Tabii ki. Sağ olsunlar. Önce genel altı yapıyor. Anlayış için yani biz demin konuşmanın başında da sizin sorduğunuz sorulara Fatih Bey, Zeydan Bey sağ olsunlar. Yani geliyorlar, kolumuza geliyorlar, arkamızda duruyorlar. Tabii öyle olunca da Yusuf abi daha güzel biz çocuğa bir tatlı bir durum yedirdiğimiz zaman hoşuna gidiyor çocuğa. Yani çocuk galiba çocuk bir tatlı yap. Bir, ha tabii esnaf bari duran arkadaş geliyor ya diyor bugün bunların diyor yemeğini kaç kişi sayın yemek göndereceğim. Böyle oluyor böyle bir şeyler. Yani bu kurduğumuz kulüple ilgili burada sizin vasıtanızda Zeydan Başkanımızdan, Koca İspir'den, Soner Bey'den, Akif Bey'den, Bilal Bey'den, hepsinden, Ayol Bey'den, hepsinden buradan sizi bulmuşken bir bize, sadece bana değil, Adana amatörüne de öbür arkadaşlarının hakkını yemeyelim, hepsine. Çünkü belediye sahibi çıkarsa işin gerçeğe bir şeyler oluyor. Sayın Muhtarım, o ne kadar güzeldi. Zaten hani bir toplumda en ufak fiyat nedir? Ailedir. Anne, baba, işte, efendime söyleyeyim, kardeşler gibi. Bir mahallene de ferdi muhtardır. Zaten belediye başkanlarımız tamam eksiklikleri iletirler, bildirirler ama mahallenin en iyi eksikliğini, en iyi yanlışını, artısını, doğrusunu bilen muhtarlar. Zaten evet. En büyük yük de, en büyük sorumluluk da muhtarlara düşüyor zaten. Evet. Evet. Peki muhtarım, başka sorun olarak demek istediğiniz bir şey var mı? Ya şöyle, o zaman ben şöyle toparlayayım. Buradan işte bizim bu kurduğumuz kulüpte önce antrenörümüz Nur Mansur'a, başkanımız Erdem Keser'e, Mahmut Çalık abimize, Fatih'le Koşak abimize, buradan belediye başkanlarımıza, Zeynep Karalar başkanıma, Fatih Mehmet Kocaeski başkanıma, Soner başkanıma, Akif başkan, Bilal Bey'e hepsine buradan teşekkür ediyorum benimlere. Ama az ama çok desteklerden dolayı. Artı mahallem adına da emniyet bildiğim bir şey söyleyeyim, bu aklıma geldi. Burada sizi yakalamışken. Ya burada bizim oralarda son dönemde araba parçalayıp satıyorlar. Burada arabaları. Bildiğiniz arabalar. Tabii tabii. Çekme belgeli arabaları. Ben Valiliğe, İçişleri Bakanlığı'na buralara her yere bildirdim. Evet. Buradan emniyet teşkilatımıza, bekçilerimize, polislerimize buradan Akıncı'dan, Yavuz'dan bizim bölgemize biraz daha Sinan Paşa buralara ilgilenmeleri istiyor. Biraz daha ağırlık vermesini istiyor. Ağırlık vermesini. Yoksa görevini yapıyorlar sağ olsunlar. Biraz daha ilgi bekliyoruz. Buradan bir de tekrar mesela muhtar arkadaşlar da onunla ilgili de bağlı muhtarlarla da çağıracaksınız. Tabii çağıracağız. Muhtar arkadaşlarımızın ortak problemi ne burada dize edelim gibi onlar ne düşünürler bilmiyorum tabi. Burada muhtarların da elektriği, suyu şu an elektriği, suyu, matbaa var. Her şeyini aynı gibi burada vatandaşlar da öğrensin. Şimdi vatandaş bilmiyor. Sanıyor ki muhtarlığı böyle paralı bir geleneği olan. Eskisi gibi yani ikamet. Evet aynen. Mühür olan. Arkadaşlar muhtarlığın aynı bir iş yeriydi. Elektriği var, suyu var. Geleneği var, çayı var. Yani bu hepsi cebimizden geliyor. Bunu buradan deklare edin. Evet. Şimdi hadi yediğin içtin tamam bu insanız. Bir iş de yapsam o yapacaksın görevini. Siz ben buraya geldim sağ olun bu alanda. Çay için de ziyade olsun sağ olun. Afiyet olsun muhtar. Şimdi ama ortak muhtarların sorunlar tabii kendi sorunum onların da sorunu. Elektrik, su parasını biz cebimizden veriyoruz. Matbaa evra hepsini cebimizden veriyoruz. Yanlış anlama şimdi buraya almaya da gelmedi kendi sorunlar ama sorunlar söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim işin gerçeği bir A4 kağıt size göre yapıyorsunuz. Gerçekten 106 lira. Bir A4 kağıdı 150 lira. Güzel yok, güzel yok. Bir toner, orucanı kadarsan bilmiyorum sizin bardağın mutlaka, 300-400 lira. Doğru, doğru. Ha, yani muhtarlarımız bu konuda yardım bekliyor. Yani biz, en azından biz millete faydalanmamız için ben matbaa bunlar basit şeylere bari zaman görmeyelim. Bu evet. Sizin vasıtanızda söylemiş olayım. Evet. Buradan Adana'ya, Adanalılara
belediye başkanlarıma, spor camiasına, çünkü bunlar beni izliyorlar şu an. Şimdi damarımız dolu, hepsine spor camiasına, amatör, profesyonel, hepsine buradan selamlar, saygılar. Size de bu akıl tutarlıkta olarak bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve ekip arkadaşlarına, kameramanım, abimize, ilk gün haber yayıncılığı, ekibine, ailesine, hepsine buradan sonsuz saygı ve selamlarımı iletiyorum. Mahallem adına, Akıncılar adına. Sağ olun. Muhtarım, öncelikle biz teşekkür ediyoruz. Sevgili ilk gün izleyicileri, bize vakit ayıp geldiği için Akıncılar Mahallesi, Zekeriya Saltan Bey'e öncelikle teşekkür ediyoruz. Mahallesinin sorunlarını diline döndüğünce, gördüğünce izah etmeye çalıştı. Belediye başkanlarımız hakkında güzel şeyler söyledi. Biz Adana'nın tüm mahalle muhtarlarını her hafta salı günü olmak şartıyla yayına katılabilirler. Tüm ekranlarımız, tüm muhtarlarımız açıktır. Bir dahaki haftaya buluşmak üzere. İlk gün izleyicilere hoşça kalın.